Daha önce Almanya'daki ehliyetle ilgili temel konular, kurslar, kayıt süreciyle ilgili bir video hazırlamıştım. Eğer bu konularda bilgiye ihtiyacınız varsa ve o videoyu izlemediyseniz şuraya koyacağım karttan o videodan başlamanızı öneririm. Ben bu videoda size daha çok teorik sınav hakkında bilgi vereceğim. Almanya'daki ehliyet sınavı ile ilgili temel bilgiler şöyle. Yazılı sınava bilgisayar üzerinden giriyorsunuz. Karşınıza çıkabilecek sorular belli. Daha önceden hazırlanan yüzlerce sorudan sınav günü sizin karşınıza rastgele 30 tanesi çıkıyor. Sorular 2, 3, 4 ve 5 puanlık sorular. Ve toplamda 100 üzerinden 90 almanız gerekiyor. Yani 3 tane 4 puanlık soruyu yanlış yaparsanız örneğin kalıyorsunuz. Sınava istediğiniz dilde çalışabiliyor ve girebiliyorsunuz. Sınav salonuna sizi bir operatör sırayla çağırıyor ve oturacağınız bilgisayarı gösteriyor. Operatör size sınav dilini soracaktır. Türkçeyi seçebilirsiniz. Sorular şıklı sorular. Birden fazla şık seçebiliyorsunuz. Bazıları resimli, bazıları ise videolu sorular. Video izliyorsunuz, video kapanıyor ve size video hakkında sorular soruyor. Doğru seçenekleri seçip devam ediyorsunuz. Sınava çalışmak için kurs size mobil bir uygulama sağlayabiliyor. Veya bunu parasını verip siz de satın alabiliyorsunuz. 30-40 euro gibi bir ücretle satılıyor bu uygulamalar. Benim kullandığım uygulamanın adı Click Click Drive'di ve bana kurs sağladı bu uygulamayı. Peki çalışmanız gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Özellikle çok iyi düzeyde Almanca bilmiyorsanız ve sınava Türkçe girecekseniz mutlaka çalışmalısınız. Çünkü trafik kurallarını isterseniz ezbere bilin. Sınav sorularının ve şıklarının çevirisi o kadar kötü ki birkaç tane yanlış soruya bile denk geldim. Ve bu soru karşıma çıktığında yanlış şıkkı işaretledim. Çünkü muhtemelen şıkların Türkçe çevirisinde bir problem vardı. Yani sınav sorularını ve cevaplarını ezberlemeniz gerekiyor. Benim özel bir durumumdan dolayı teorik sınav için çok kısa zamanım oldu. Bununla ilgili bir video da çekmiştim. Kartını şuraya koyarım. Ben Türk ehliyetinin süresi dolduktan sonra polise yakalandım. Benim ehliyet sürecim iptal olabileceği için kurs beni hızlıca teorik sınava soktu. 10 gün gibi bir çalışma sürem oldu. Ben de o süreyi tamamen programdaki deneme sınavlarıyla geçirdim. Eğitim bölümlerine hiç bakmadım. Programda deneme sınavı diye bir bölüm var. Sürekli ona girdim. İlk başlarda 30 sorudan 10 tanesi falan yanlış çıkıyordu. Soruları ve yanıtlarını ezberledikçe her sınavda yanlış sayısı birer ikişer düşmeye başladı. Sınav günü geldiğinde bir veya iki yanlıştan fazla yanlış çıkarmıyordum. Sınav gününde çok zorlanmadım. Bence benim şahsi fikrim teorik sınav oldukça kolay. Ama bir iki hafta mutlaka çalışmanız gerekiyor. Çünkü geçişin tek yolu ezberlemek. Ezberci bir şekilde çalışmalısınız. Sınav sorularını ve yanıtlarını ezberleyin. 1000 civarında soru ezberlenir mi demeyin. Bir hafta akşamları yemekten sonra 1 saat ayırın. Ezberleniyor. Ezberleyince de geçiyorsunuz. Öyle ezber deyip de küçümsemeyin de ayrıca. Sonuç itibariyle ezberleyerek kurallar hakkında çok şey de öğrenebiliyorsunuz. Bu videoyu burada noktalamak istiyorum çünkü bu videoları biraz kısa tutmak istiyorum. Bir sonraki videoyu pratik sınav hakkında yapacağım. O videoda görüşmek üzere. Etmemişim ya. Küfretme lan. Nasıl kaydetmem ya? Oğlum 3 saattir konuşuyorum, nasıl kaydetmem ya? Allah Allah. Ya.